Biz geçen sene tekrar bir yönetime geldik. Geldiğimizde sadece A takımın değil, altyapımızın da transfer yasağı vardı. Biz de ilk defa duyduk. Belki dünyada da nadir olan olaylardan bir tanesidir. Yani buradaki 10 yaşındaki sporcumuza bile lisans çıkaramıyorduk. Filiz lisans bile çıkaramıyorduk. Ve açıkçası altyapı bayağı boşalmıştı. Çünkü altyapıdan sürekli üst yapıya futbolcular gitti transfer yasağı yüzünden. Ve altyapı boşaldı. Yeni lisans da alamıyorsunuz. Fakat biz geçen sene geldiğimizde kulüp başkanımız Mehmet Başkan altyapı cezasını kaldıracağız dedi. Ve kaldırdık. Hep beraber bir çalışma yaptık. Çok şükür. Onun üzerine biz burada geçen sene ciddi bir çalışmayla 100'ün üzerinde sporcuyu lisansladık. Ayrıca tabii filiz lisanslarımız da var. Toplamda işte 150-160 civarında bir futbolcu buraya lisansladık. Lisanslı sporcularımız oldu onlar. Bizim diğer futbol okulundan ve altyapı derneğinden gelen sporcularımızla beraber 220'yi şu anda geçti lisanslı sporcumuz. Geçen sene biz şöyle söylüyoruz, hafriyat yaptık altyapıda. Dediğim gibi geçen sene hafriyatı yapıldı. Bu sene de temeli atacağız. Ondan sonra yavaş yavaş üstüne kat çıkma niyetindeyiz. Altyapı tabii ki biz her zaman şöyle dedik, yıllardır bunu söylüyoruz. Altyapı kurtuluştur. Burası hak ettiği noktaya geldikten sonra da, kulübümüz hak ettiği noktaya geldikten sonra da altyapı hep değerli olacak. Çünkü buradan birilerini çıkaracağız ve sadece A takıma değil, Türk futboluna bu sporcularımızı vermek niyetinde yetiştireceğiz. Geçen sene başlattığımız bir şey, burada hiçbir futbolcuya 5 dakika 10 dakika bakılmadı. Geçen sene en az bakılan bir sporcuya 4 gün bakıldı. 15 gün bakılan sporcularımız oldu. Biz yıllardır da bir futbol kulübü olarak anlıyoruz. Bizim mihenk taşımız futbol. Ama bu sene, geçen sene başlattığımız ön çalışmalarla bu sene de taşlandırmaya çalışacağımız bir durum var. O da basketbol, voleybol ve yüzme. Yani bu 3 branşta çok ciddi talep var Eskişehir Spor'a. Biz bununla ilgili Gençlik Spor'a da görüşmemizi yaptık. Teknik üniversiteyle bir ön görüşmeler yaptık. Daha da ileriye taşıyacağız bunları. Bu kulüpleri de kurup bu branşlarda da Eskişehir Spor'un adını daha önce kurulmuş olmamış olmuş ama bu sefer kalıcı olarak bu kulüpleri kurup Eskişehir Spor'umuzun adını o spor dallarında da yaşatmak istiyoruz. Eskişehir Spor'un demek ki binlerce öğrencisi olmalı. Bizim de hedefimiz o.